Rodos Kalesi'ne giriyoruz. Rodos World Heritage City. Dünya Miras Şehri. Dükkanlar yavaş yavaş kapanıyor. Görüyor musun Mehmet? Ne var? Tam anlayamadım ama bir daha söyler misin? Yani boynum... Aynısını söyle. Yani boynum arabada böyle uyurken uyuşuyor ya. Hı hı. İşte. Ne var boynunda? Ben ona uyuşukluk diyorum. Uyuşukluk. Uyuşukluk. Evet. Benziyor işte. Tabii oğlum benziyor ya. Kim anlamaz ki? Herkes anlar. Şu taraftan gidince ne oluyor acaba Simi? Merkeze mi çıkıyor? Kapanmış mı? Hepsi kapanmamıştır. Ne kapanmış? Danimarka İngiltere maçı var yukarıda özellikle. Olaylar devam ediyordur. Maksat yürüyüş olsun ya, yemek yedik ya. Değil mi? Burada bir de birden sonra sokağa çıkmaya var. Devam edeyim mi? O ne be? Yunanistan. Yok be, ne devam edecek? Riskli bölgeden çıktı herifler. Kendileri. Ben Yunan vatandaşı değilim, beni bağlamaz. Saat 12. 12. 12 oldu mu? Oldu bence. Biraz kapanmış. Şey diyeceğim, her yer kapanmış. Her yer kapanmış burada. Bu kez de böyle olsun. Muhammed, senin yediğin tavukları bekledik oğlum. Bekliyorum. Ben de yedim. Sen yemeğini bitirince kalktık, bulaşıkları yıkayıp. (gülüyor) 35 yaşına kadar olan kadınlar ve erkekler çok bakımlı. Sonra Salmışko. Salinaki. Sonra Salinaki. Rekabet bu yaş grubunda çok yüksek. Afet geliyor. Elbiseleri seviyorum. Elbise yakışıyor kadınlara ya. Mesela kadına şort, pantolon yakışmıyor bence. Bir anda şort giydiğini fark ediyoruz. Böyle elbise yakışıyor. Yok be, her türlü kapat. Öyle mi? Ha. Fitse mi yakışıyor elbise? Ama sen giydin geçen, çok yakıştırdım ben sana. Bakarız, tamam. Abiye bak ya, maşallah bak. Dondurma mı? Tamam, açık olan bir yerden alalım. Annesi. Kapatıyor onu da, baksana. Hı? Bu ablalar mı? Bunlar değil, iki tane geçti. Onlardan sonra gel bakma. Hey oğlum. Nargile tutturuyorlar. Oğlum, senin tavukları bitirmeni bekledik değil mi? Bu kanıya nereden vardın bu arada? Sahilde herkesin her yerini gördüğümüz için
cazip olmadığını fark ediyor insan. Elbise her türlü güzel oluyor. Evet. Yaz sokundu mu acaba? Sümey, ayak masajı yapıyorlar. Sümey, ayak masajı yapıyorlar. Zibun zvanzi hoyru. Pedikür ve ayak masajı. Aynen. Hadi. Burası çok tatlıymış ya. Sümeyye ben taşıyabilirim canım. Bak. Beynine bak beynime, ayaklara bak. Yağını bura. Eşeğe yükü yükle. Samanımı verdin, yükü yükle. Sümeyye bugün çok güzel evde. Kanat aldık. Cosurdattı onları. Bir de kremalı makarna yaptı ki üf. Üf. Sümeyye'cim şunlara birer dondurma çal. Am linkte zaten kamam kalsın. Bu da rekte zaten. Sümeyye. Söyledik artık. Görürsek alırız dedik. Görürsek alırız dedik Sümeyye. Bir lokmalık alacaksın ya. Onlardan bir lokmalık yiyor. Hadi be, değildir. O kadar değildir. Ben şey, devam. Hayır, ben... Al cüzdanımı. Bakalım fiyatlara. Hello. One small waffle. How much does it cost? Waffle with ice cream, I mean. No, we have only ice cream. Yeah, only... okay. One kugel. Kugel? Yeah, we do best cooks. It's, okay. 2 euro per big one. 2 euro. 154. Okay, two times for small one for my kids. Okay. Çocuklar gelin bakalım. Sümeyye cüzdanımı al. Çocuklar gönder. Muhammed hangisini istiyorsun? Abiye söyle. Bak bakalım. Yo, isimler İngilizce yazıyor. Hatta Almanca ben. Vanilya. Vanilya yazıyor bak en başta. Vanilya. For my son, vanilya. Sen. Çikolata. Çikolata. Vanilya istedin mi? Evet. İstemedin mi? Please stop. Tamam. Ne istiyorsun söyle. Çikolata. Sen çikolata mı istiyorsun? Hmm. Two times çikolata for both. Tamam. Sadece vanilya hangisi diye göster. Tamam oğlum ben istediğini zannettim ya. Hayır. Söyle 3 euro. Çok oluyor. Ben yerim galvanı. Ben yemadım kendime. Yemeyorsun lazım ya. Yerim yerim. In total 3 euro. Evet. Okay. Ben de istiyorum ama. Geliyor. Geliyor Minnoş. Keşke biraz az çikolata. Ben Minnoş tamam. Çikolatayı mı fazla olsun? Hayır, az çikolata olsaydı. Çok sen yemiyorsan ben yerim kalanını. Çok kakaolu olmuş. Hayır, dondurması var mı? Oğlum, bunlar bir tecrübe. Burayı sevdik, sevmedik. Öyle yani. Bildiğimiz yer değil sonuçta. Hadi bakalım. Cömert koy abi. Şeyin İngilizcesini hiç bilmiyorum ya. Az önce işte. How do you call kugel in English? This one. Spoon. Scoop. Scoop. Z
this is the first time that I heard. Çok oldu mu ya? Bak işte bak. Bu faturayı vermesi çok hoş bir şey. Bu saatte vermek zorunda değil aslında. Ya vermese kimse ses etmez yani. Babacığım da fındıklı olması güzel. Afiyet olsun. Bastır oğlum. Ay, tamam da ortalar mısın şurada? Cüme'ye yine stres oldu. Şurkan şu güzel. Silindir niyetine de kullanıyorlar beni bazen. Yolları düzeltiyorlar ya. Tamam. Bitti şu an şartısı. Birazdan. Var mı? Ne? Hiç mi yok la? 5 lira falan da mı? Only 50 cent I think. Karttan çektirelim. We can also pay with card if you want. I think yes, because I will give you a lot of small. Okay. Okay, not problem. No. It is not good for you, but this is the only solution. Kart, ha orada mı? Dağların yerini yar yar yar. Şu an çok hoşuma gidiyor ya. Şöyle bir Osmanlı zamanını hayal ediyorum. Burada Osmanlı zamanını hayal ediyorum. Burada şerbetçiler, şekerciler, tatlıcılar, dönerciler belki. Sonra ileride cami. Burayı kapalı çarşı gibi hayal et. İşte tabii bütün olay hep Osmanlı yapısı zaten farkındaysan. Araba geliyor. Boğaz dilleri hiç tahmin edemiyorum ne konuşuyor bunlar diye. Güzel mi dondurma şekerim? Beğendin mi? Nasıl buldun Muhammed dondurmayı? Hast du gut gefunden? Ja. Schmeckt das gut? Gut. Bak fiyatlarda gömçürmece yok. 2 euro, 1.90 Greek coffee. Greek coffee de bir Türk kahvesi bu arada. Yes. Aa, ikiz dingiller aynı şeyi giymişler. Aa ne hoş. Dylan Hyde. Baş ağrısı yaptı mı? Yüzde kaç? Çok yok. Ben kayıtlarken böyle öfleyip öfleme. Sorarım. Sen benim canımsın. Abla benden uzun olamazsın ya. Baya bak. Ben uzunum ama abla 1.78 falan var yani. Morali bozuyor insanın. Sümeyye dükkanı kapatmış. Yedek aküyle gidiyor. Maşallah, koca kuvvete bak.
Anadolu İrfan. Ama caminin boyasına falan bakmışlar yani. Çok merkezi. May I ask a question? What is this place before? It's written in Ottoman, I think. Yes, it before many years. It was a place who can come the poor people and to eat for free. This was a Ashevi. This was a chair, and this was they make bread, many food for them. For them, for free. Yeah, for in free. Ottoman time. What? In Ottoman time. In what do you mean? In the time. When? When it was a war, you know. You mean 100 years ago or 500 years ago? 500. Then Turks time, probably. Yes. I see. Thank you very much. You're welcome. Have a nice evening. Bye bye. Evet, burası bir aşeviymiş. Osmanlı zamanında. Şu yazıyor. Alayım. Şöyle. Yazıyor. Vay be, caminin karşısında aşevi. Ecdadımız fakir insanlara ücretsiz yemek çıkartıyormuş. İçeride bir de kilise var. Bu arada Avrupa Şampiyonası 2020'nin, sene 2021'deyiz ama Covid'den dolayı oynanmadı geçen sene. Yarı final mücadelesi var. Danimarka ile İngiltere oynuyor. En son 1-1 de uzatmaya mı gitmiş acaba? Hadi gelin. Dolmuş mu bekliyorsunuz? Ben bir bakayım o zaman maça. Burada Danimarkalılar çok. Ha, 93 dakika. Maç uzatmalara gidecek herhalde. Son dakika. Epey insan var. Danimarkalılar umutla bekliyorlar maçın uzamasını. Finalde rakipleri, bu maçı kazananın rakibi İtalya olacak. İtalya elbette Danimarka'yı ister. Atmayacaklardır. Monitörü biraz bastırıyor ama. Sterling. Gol aldı. Son anda Simon Kjær Sterling'i durdurabildi. Evet, maç uzatmalara gidiyor. Kaç açısından sonra hakem oyunu durduracak, bitirecek. Burada da bir sakatlı kalmamalısın. Son şans İngiltere için. Bu maçta Danimarka 1-0 öne geçti. Daha sonra İngiltere beraberliği yakalamış. Evet, son atak şansı. Atak devam ediyor. Bir orta daha. İnanılmaz. Çok büyük bir heyecan var. Ve maç bitti. Danimarkalılar çoğunlukla demiştim. Herkes uzatmalara gittiği için sevinçli. Beklenti penaltılara gitmesi ve Schmeichel'ın kurtarışlarıyla Danimarka'nın maçı kazanması.
Burası? Kalenin bittiği nokta. Yukarıda bir saat kulesi var. İleriden şehre tekrar bağlanıyor. Biz aşağı gidip yorulmayalım dedik. Burada da birkaç İngiliz izliyor. Ameleler. Biz buradan devam edelim. Camimiz. Sümeyye, caminin karşısında böyle bir müzikli bir yer var ya. Caminin karşısında bir müzikli yer var ya içeride. Kapıda bekliyor böyle. Hani güzel birileri, erkek veya kadın. Orada Arapça şey yazıyor, şu yukarıda yazdığı gibi. Oradaki kıza sordum, bunlar ne işe yarıyor, burası eskiden neydi diye. Ücretsiz yemek dağıtılan yermiş, aşeviymiş. Evet. Ve Osmanlı zamanı, 100 yıl önce falan mı dedim? Yok, 500 yıl önce, 400 yıl önce böyleymiş dedi. Osmanlı'nın aşeviymiş orası. Hadi gidelim. Kızım? Bitti mi? İlk yarı bitti şey. Uzatmalara gitti maç. Artık Danimarka ile İngiltere oynuyor. Hep Danimarkalılar vardı ya, hatırlıyor musun? Yarı final. Rakipleri kim olacak finalde? Sümeyye takip etti son zamanlarda. Dur bakalım. Evet. Forza İtalya. İngiltere inşallah kaybeder. Sevmiyorum İngiltere'yi fazla. Danimarka kazansın. Danimarka'nın kalecisi, efsane kaleci Peter Schmeichel'ın oğlu çünkü. Kasper Schmeichel. Penaltılarda kurtarıp Danimarka'yı finale çıkartırsa çok iyi olur. Bakalım ne geldi acaba. Sümeyye tarihi bir anda yaşadı. Çarpışmalarını izliyorlar. Aynen öyle. O zamanın gladyatör dediğin savaşçılar dönüyor değil mi? O zamanın gladyatörleri böyle. Şimdi futbolcular mı oluyor? Tribünler de var. Değil mi? Evet, evet. Tempo. Danimarka. Şurada 4-5 tane lavuk İngiliz var. Sol ileride. Danimarkalı kardeşlerimiz şurada. 1-1 bitti. 5 dakika sonra 15'er dakikadan 2 uzatma. Sonra da final penaltı var gol olmazsa. Bura nere? Hafız Ahmet Ağa. Şurada Hafız Ahmet Ağa yazıyor. Yunanca, kırık Yunanca ile. Bibliografi. Şurada da yazıyor da. Bibliotek. He. Bibliotek. Musulmane. Hafız Ahmet Ağa 1793. Maçın sonuna 30 dakika var. 15 dakika bir oynayacaklar, bir 15 dakika daha oynayacak. Yok gitmiyor, o yüzden gidelim. Hadi gelin. Dondurmayı bitirdin mi Muhammed? Zeynep zorlanıyorsan ben yiyebilirim. Ben yiyeyim. İyi bir canım çekti, o da dondurma yiyor. Su versene. Hadi gidelim. Ne oldu? Muhammed, tişörtüne ne oldu? Soğumuş. Birkaç çıkamadan sonra zaten o tişört bozulur. Dikkatli giymen lazım oğlum. Bak. Hatta bunun her yerde baskısız hali var. Çok büyük. Her yerde bunun tişörtün baskısız hali var. O bizi ilgilendirmiyor bu saatten sonra. Yani baskı çıkarsa üzülmem. Bu aynı binaya mı ait? Ha. Bu ayrı bir tip bina. Hangi meydana? Şey vardı ya, tatlıcı. Ne? Tatlıcı. Tatlıcı aşağıda. Buraya gelin, orası restoran. Aşağıda. Sola dönmez, aşağı devam edersek tatlıcı. Tatlıcı mı? Hmm. Tatlıcıya gidin. Ama kapanmış olabilir tabii. Hayır, kapanmıyor. Sis CTO.
Siz CTO, şu kapıdaki hanımefendiye sordum. Şimdi o anlattı, sağ olsun. Birkaç defa daha yıkadığın zaman renkleri solmaya başlar. Bir an korktum, çarpacağız diye. Babacım, ne zaman gideceğiz Almanya'ya? Kaç gün kaldı? Pazartesi günü. Bugün, yarın Perşembe. Yarın Perşembe. Sümeyye, sana buradan bir hatıra alalım ya canım. Beğen bir şey. Takacağınız şeylerden. Sana çok hatıra aldık. Onları koyalım lütfen. Yasas. Dondurma yemiyorsan bana ver. Ver. Ver 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 ver, tamam. O yedi zaten, söyleme. Pek şey olmuş da. Sen söksene peçetesini. Tut eline güzelce. Oğlum bırakır mısın? Kim demiş öyle? Muhammed'in dondurmayı bitirmese şaşırmamalı, çünkü çok lezzetli. Ne? Dondurma. Seni sevmedi dedim bana. Sana. Dondurmamı bitirdim ben. Hayır. Geri kaldı zaten. Hayır. Geçecek mi? Amacını aşıyor işte o zaman. Sen onu giymek için aldın. Kirletme ihtimalin olan zamanlarda giymesen iyi edersin. Annenin söylediği gibi yemek yerken. Mesela. Giymemen lazım. Tabii ki kirlenecek, yıkanacak ama. Her zaman kirletme. Ya şu duvar, şeyler, kapılar falan. Bildiğin Osmanlı zamanından kalma. Şu varaklar falan. Evet. Yani bura bana aşırı derecede böyle Eminönü Mahmut Paşa. Oraya anımsattı. Korumuşlar. Bak çeşmeye bak Sümeyye. Cami çok hoş bir yapı. Arap mimarisi, biliyor musun bu? Hı-hı. Yani oradan buraya belki Araplardan da yerleşenler olmuştur. Osmanlı'yı direkt Türk olarak görme. Efendim? Annen tatlıcı merak ediyordu. Aşağı doğru gidiyoruz tatlıcı bulabilirsek. Sonra eve. Oley! Şu içeriye bir bak ya. Tabaklar falan. Bizim Türk'ü sorun.
Biz müzeye çevirdik. Adamlar cami olarak koruyorlar. Yani burada olsun Ayasofya'sı cami olarak korunuyor. Değil mi? Bağlantı var. Bir yürüsene. Evler evler. Bunlar hep ev işte. Evet. Merhaba. Kedi mi lan? Kedi. Merhaba. Merhaba kedi çıksın. Evet. Siyah kedilerden nefret ediyorum. Kedilerden nefret? Niye diyorsun ki? Siyah olanları sevmiyorum. Ne olmuş siyah olanlara? Siyah olanlar kötü. Allah onları öyle yaratmış. Hayır. Ne siyah kedi oluyor ki? O biraz böyle Bizans yapıları da benziyor. Yok be gülüm. Şey benzemiyor. Benzemiyor. He doğru söyledin bak. Ama bir dakika bir dakika. Osmanlı burayı zaten Bizans'tan devraldı. Bu yapıları da bozacak değil yani. Aa hakikaten ha. Şimdi zaman tüneli bir giriyormuşuz Osmanlı. 1500 yıllar çıkıyormuşuz. Yoğurtçular, moğurtçular. Oho. Şuradan dönelim. Biraz sakin olur musunuz? İnsanlar sakin sakin oturuyorlar. Bizim eski evler gibi. Adam. Efendim. Ne? Efendim. Ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Ne kadar güzel. Güzel değil mi? Tabii oğlum güzel olmaz mı? Babacım orası bizim evimiz ve orada ne kadar güzel aletlerimiz var biliyor musun? Evet. Aletlerimiz olmasa yine de özleriz. Babacık. Evet. Burada da oturuyor insan herhalde mahalle değil mi? Evet oğlum yine de özleriz. Hem ben yatağımı özledim şu an. Evet. Hacım burada. Kolu koparsa bir işe yaramaz Zeynep'ciğim. Babacım dün gece ne kadar uyuyamadık. Sen de gördün değil mi? Evet oğlum sıcaktı bayağı. Güzel kedi. Kız, seni de bir öyle kovalasın tamam mı? Pıs pıs yapsın sana da. Babacım. Baba. Kaçmam ki. Babacım bitti. Şu anda yani Türkiye'de bir köy gibi oldu. Bir şey soruyorum. Çok anlattın oğlum yeter tamam. Canlı müzik. Rodos, Rodos, Rodos. Çok güzelsin. Merdiveni tanıdın mı? Bir kalabalık var bak ileride. Şekerci de dibinde. Ah Eleni, ah Eleni, ah Eleni.
abla kreasyonda. Bir yürüyeyim diyor, bir endam vereyim diyor. Şapkaya bak. Ey maşallah. Sanat bana baksın. Ben niye sanata bakıyorum? Bugün de orada yatın lütfen. Tek başıma çok iyiydim. Evet. Bura bayağı meşhur bir dondurma ama pahalı. Gençler. Gençler ve genç kalanlar. Ha, lokma yapıyor. Lokumades. Lokumades. Baby donut. Fiyatı ne kadarmış? Bir tabağa 2.90. 2.90. Hepsi ekstra. Çok pahalı geldi Muhammed. Tatlı yedik zaten oğlum. Tatlı yedik zaten aslanım. İngiltere öyle gidiyor. Atamadılar. Penaltı. Hakem penaltı verdi. Sümeyye penaltı kullanacak İngiltere. Onu da kaydedelim. Anılarımıza girsin. Nerede var büyük televizyon? Şu merdiven çok hoş. Sakin ol. Şu merdivende oturduk. Mükemmel bir yer. Yanındaki tatlıcı şekerci de çok hoş bir yer. Ben şimdi bir televizyon bulayım. Raheem Sterling penaltı kazandı İngiltere adına. Bakalım penaltı mı? VAR bakıyor. Danimarkalılar penaltı olmadığını iddia ediyor tabii ki. VAR'ı dinliyor şu an hakem. Şu anda assistant şeyi dinliyor. VAR var ya VAR. Video assistant referee onu dinliyor şimdi hakem. Oradan gelen karara göre ya pozisyonu izleyecek ya da vermeyecek penaltıyı. Hala dinliyor. Penaltıyı verdi. Hakem penaltıyı verdi. Uzatma dakikalarının 103. dakikasında. Evet, bari check over. Harry Kane, İngiltere kazandı. Harry Kane topun başında. Schmeichel kalede. Harry Kane kullanıyor. Harry Kane. Atamaz inşallah. Ve atamadı. Allah kahretsin. Push İngiltere 2-1 öne geçiyor. İngiliz pişlere seviniyor. Burası İtalya iştah. Efendim? Annenle oynayın. Yani söyle annene gidebilirsiniz. Babacığım. Aman aman lütfen. Aman aman ben 30 defa dönüyorsun uyuyana kadar. Uyuyamam ben. Bence uyuyabilirsin. O yatak çok büyük. Sen tek başına kendi yatağında yat. Onlar orada yatarlarsa. Evet, Sümeyye söz vermiştin. Şimdi burası denizin hemen yana. Şurada bir yelkenlinin direği görünüyor. Burada da kalenin artık bu ne oluyor? Burç mu? Burcunun bittiği yer. Bu da bir cami yapının bir kısmı. Caminin bir kısmı.
minare de arka tarafta olsa gerek. Bu meydanı ben çok seviyorum. Çok güzel bir meydan. Çok canlı bir meydan. Dondurmacılar, tatlıcılar, şekerciler. Burayı göstermek istiyorum. Bizimkiler kop kop. Öyle tatlıcı göstermek istiyorum. Yani insanın içi gidiyor. O kadar güzel dizayn etmişler ki. Biraz yaklaştırayım şöyle ileriye. Sarmaşıklar, çikolatalar. Sağ tarafta şekerler kutularda. Mükemmel yani. Bu tatlılar var. Bu Budapest'te de Prag'da yediğimiz tatlıya benziyor ama waffle yapıyorlar. Heh, şu Prag'da yediğimiz tatlı. Şu hamur. Bunu böyle de veriyor. İçine çikolata koyup da veriyor. Waffle veriyor. Bir de donutlardan var. Çok güzel donutlar bu arada. Çocuklar yedi. Pamuk şeker de satıyorlar. Saat geç olduğu için bitmiş. Bizimkilerin yanına oturalım. Evet. Ben de şuraya çökebilir miyim abi? Biraz kayın şöyle. Yok yok. Oraya. Burası Rodos'un Old Town meydanı. Üzüldüm Danimarka'ya ya. İkimizdeki Danimarkalı Simon Kayer kaybedebilir. Buradan sonra da bir şey yok. Artık Rodos'la ilgili kaydı tamamlıyorum. Başka bir Yunan adasında belki seneye, belki daha sonra görüşmek üzere.